Dünya Yozgatlılar Platformu'nun Facebook hesabı üzerinden düzenlediği toplantılara her hafta farklı bir isim konuk oluyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Yozgatlıların sosyal medyada sesi olan ve yaklaşık 158 bin takipçi sayısıyla geniş kitlelere ulaşan Dünya Yozgatlılar Platformu'nun bu haftaki programının onur konuğu. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili, Kanal 38 ve TV38 Genel Müdürü Deniz Çağanoğlu. Tekrar selamun aleyküm tüm hemşerilerimize Kayseri'den Türkiye'den e, sevgiler, saygılar. Aleyküm selam başkanım. Moderatörlüğünü Emin Kılıç'ın yaptığı programda Yozgat'a dair ekonomik ve kültürel alandaki değişime konuşuldu. Programın açılışında, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Şan. Kanal 38 ve TV 38 kuruluşundan bugüne dek çalışmalarından bahsederek bilgiler verdi. Ee, bir tane yerel televizyon kanalımız var. Bir tanesi IP TV demiş olduğumuz bir televizyon kanalımız var. Kanal 38 normal evet. yerel televizyon ve kablo TV'de Kayseri üzerinde kablo TV'de yayın yapıyor. TV 38 e, Facebook Instagram e, ve kendine ait internet sitesinden tüm dünyaya yayın yapıyor. Programda dernek faaliyetleri de konuşulurken Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Can çok genç yaşlarda dernekçilikle babamla tanıştı. Bu anlamda Kayseri'de kurulan Yozgatlılar Derneği'nin babam başkanlığına yaptığı dönemlerde bizler de gençlik yapılanması ile ilgili çalışmalar yaptık. Daha sonra başka kulvarlarda çalışmalarımız oldu diye konuştu. Ya, e, ben e, çok genç yaşlarda, çok genç yaşlarda e, dernekçilikle babamla tanıştım. E, dernekçilikle babamla tanıştım ve bu anlamda da e, babamla beraber tanıştıktan sonra e, Kayseri'deki kurulan Yozgatlar Derneği'nin babam başkanlığı yaptığı dönemde biz de tabii gençlik yapılanmasıyla yapıyorduk. Dernekçiliğin önemine değinen Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili, Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Çan, tek taşla duvar olmaz. Ben Deniz Çan olarak tek başına bir şey yapmayız. Bizler birlikte bu duvarı örmeye, bu çatıyı kapatmaya destekte bulunmalıyız dedi. Ayrılıkta azap, birleşmekte, birlik olmakta her zaman rahmet var. Bu anlamda rahmet vardır, e, Evet. tabii rahmet var ve şöyle düşünmek lazım. Tek taşla, tek taşla bakın, tek taşla duvar olmaz. Emin Kılıç, Çağın Medya'ya teşekkür ederek... ...Çağın Medya sanki bizim emrimizde gibi her platformda bizim sesimiz oluyorlar. Az önce Genç Yozgatlılar Başkanı Yasin Bey de söyledi. Deniz Bey, her fırsatta bizim yanımızda diye... Allah razı olsun. Çağın Medya Grubu her zaman bizimle desteklerini paylaşıyorlar. Yozgatlılar için gerçekten çok emekleriniz var dedi. Evet. Yani her her platformda Aynen. bizim az önce az önce Yasin Başkan da söyledi Genç Yozgatlar Derneği Başkanı Yasin Murat o da söyledi ki bizim Deniz Çağan Başkan her zaman her fırsatta yanımızda diye Allah razı olsun gerçekten Çağan Medya Grubu her fırsatta yanımızda televizyon kanallarıyla olsun kendileri özel olsun yani. Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Çağan. Memleketçiliğin önemine dikkat çekerek gelecek nesillerin bilmesi için Yozgat'a gidilmesi gerekiyor. Gurbetçilerimizin belli bir dönem Yozgat'ta zaman geçirmesi gerekiyor diye şunları söyledi. Gurbetçilerimizin en azından diğer nesillerin Yozgat'ı Yozgat bilmesi için, Yozgat kültürünü sanatının, tarihini, Yozgat şehrini bilmesi için Yozgat'a gitmesi lazım. Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili. Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Çağın, programın sonunda teşekkür ederek zaman zaman katılmak istediğini ifade etti. Yozgatlılar Federasyonu Başkan Vekili, Kanal 38 ve TV 38 Genel Müdürü Deniz Çağın, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını da tebrik etti. Sizin nezdinizde Kayseri'ye gelecek, Türkiye'ye gelecek tüm Yozgatlı hemşerilerimizi televizyonumda, iş yerimde ağlamaktan mutluluk duyarım. Şeref duyarım. Her zaman beklerim. İnşallah. Ben de e, Türkiye'den, anavatandan e, sizlere selam ve saygılarımı, e, hürmetlerimi iletiyorum.